birçok şeyi kökten hallediyor. İyi güzel insan nasıl olur diye sorulduğunda tarif şu: İçi ağlayan yüzü gülendir. Bir daha soruyorlar: gece ağlayıp gündüz gülendir. Yani ağlamak ama yüzü gülüyor, mütebessim. Yani esasen ağlamayanlar gülemez de. İçli tebessümü olan, baktığınız zaman ferahladığınız, candan tebessüm edenlere dikkat edin, gizli gizli ağlıyorlardır. Zaten ağlamayan gülemez. Bir başka vecihle de iyi insanın tarifini şöyle yapmışlar: geldiği yere huzur getirir, giderken hüzün bırakır. Aranır, özlenir. İşte dert sahibidir. Başkalarının derdiyle dertlenebiliyordur. Zaten bu vasfa sahip değilse insan sayılmaz diyor üstad. Yani insanların hem cinsinin derdiyle dertlenmiyorsa insan sayılmaz. Makamı ne olursa olsun, kimliği, kişiliği, kart vizitinde ne yazarsa yazsın, insan kardeşlerinin derdiyle dertlenebilendir. Dedik ya, Müslümanlık ince insanlıktır. Çok güzel. Kart vizit deyince hocam tek herhalde bir mezar taşı kalıyor kart vizit olarak. En esaslı kart vizit odur. Ve başarı da zaten şu sorunun cevabıdır: merhumu nasıl bilirdiniz? Evet. O soruya gelen cevap neyse başarı odur ya. İnşallah güzel cevaplar. İnşallah efendim, inşallah. Şimdi hocam, çok güzel bir... Ne çıktı bakalım, ben de merak ettim. Aa, öyle eskisi gibi mi yapalım? Yaptığınız gibi, orayı değiştirmeyin artık. Ne çıktı bakalım. Daha zorlarına bakıyorum da. Peki, hay hay. Kimsenin ayıbını vurma yüzüne, kuşunu babı kabul et sözüne. Evet. Çok güzel. Evet. Yani ben anladım yani. İnsanı utandırma. Kimsenin ayıbını yüzüne vurma, kulağını insanların doğru sözüne kabul kapısı evet. yap. Yani. Çok güzel. Buna göre insanlar ayrılırmış. Yani insan akıllı mı yoksa cahil mi şuradan anlarsın. Bir hatasını söylersin kendisine. Akıllıysa teşekkür eder, cahilse düşman olur. Ağır laflar söylemeye başlar. Bellidir yani. Şimdi hocam, asıl bizim kalbimizi hackleyen mesele. İşte orada kibir. Evet, kibir. Yani kibir azabından biraz konuşalım. Kibir hocam, kibir azabından onu da konuşuruz. Ama kibir azabını hocam konuşalım. Yani kibirlendikten sonra başımıza gelenlerin azabını da yaşıyoruz. İyi ama okursak mı? Bu gayret-i ilahiye dokunan müthiş bir, korkunç bir suçtur. Cenab-ı Hak, büyüklenmek bana mahsustur. Her kim ki bunu kendinde görür, büyüklenmeye kalkarsa hiç acımadan onu ateşe atarım buyuruyor. Yani küfürden sonra en büyük suç nedir denilse herhalde kibirdir. Yani. Çünkü hiç hakkın olmayan bir sahaya giriyorsun. Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır, mütekebbir, büyüklenmek ona mahsustur. Esasen Cenab-ı Hak üç sıfatından kullarına hiç vermedi: yaratmak, ihtiyaç sahibi olmamak, ihtiyaçsızlık, orijinal adı gına, tekebbür. Bu üçünde iddia sahibi olursa insan, ben de büyük, az değilim hani falan gibilerden, gayret-i ilahiye dokunur. Sadece kendi gözünde büyük olur, herkesin gözünde sinek gibi olur, böcek gibi olur. Küçüldükçe küçülür, düştükçe düşer. Mütevazı olanı rahmet-i rahman büyütür. Tevazu edeni de Cenab-ı Hak büyütür, yüceltir. Herkesin gözünde büyük hale gelir. Herkesin saygı duyduğu birisi haline gelir. O hastalıktan şiddetle sakınmak, korkmak lazım. Gizli, sinsi de bir hastalıktır. İnsan bunu pek fark etmez. Kendisindeki kibiri teşhis fark etmez. Teşhis hocam nasıl? Ustaya bırakılır aslında teşhis. Yani her hastalık gibi hekim yapacaktır teşhisi. Çünkü orada yapılacak bir başka hata da insanın kendi kendine hekim olmaya kalkışmasıdır ki bu her hastalıkta eğer bunu yaparsa, bende şu hastalık var, ilacı da bu filan, kendisi başlarsa muhakkak tehlikeye gider bu hekim-hasta ilişkisi. Soracaksın uzmanına, ehline, mütehassısına, onun ilacıyla. Fakat onlar işte kaynaklarımız ahlak kitapları, İslam ahlakı kitaplarının vazifesi, faydası, misyonu budur. Alametleri vermişlerdir. Bu alametler, kibir alametleri. Kibirin alametleri nelerdir? Hatırıma gelen alametlerden birkaçını mesela: doğru sözü kabul edemez, dua isteyemez, teşekkür edemez, özür dileyemez, soramaz. Ya ne soracağım ben, bilirim falan der. Üç şeyi bilhassa sorma yapmaz diyor kibirli. Sormaz, dua istemez ve teşekkür etmez.
Özür dilemek ne kadar zor bir haldir değil mi efendim? Çok yani. Zor geliyor adama. Ama işte her şeyin ilacı zıddıyladır. Zor geldiği zaman bir avuç raptiyeyi yutar gibi bu ızdırabı nefsine yedirerek aslanlar gibi hele hele haklı olduğunu düşündüğü, belki de gerçekten haklı olduğu bir noktada. Bakın mükafatı ne kadar büyük bildiriliyor bizzat Efendimiz Aleyhisselam tarafından. Haklı olduğu halde sen haklısın diyerek tartışmayı kesen, münakaşayı bitiren, cennetten bir köşk kazanır, anahtarını benden istesin. Demek ki zor. O da çok zor bir şey. Oldukça zor ki bu şekilde bize haber veriliyor. Evet. Çok enteresan. Yani yapabilenler o zaman başka bir rütbede mi oluyor hocam? Kalpleri rütbeli olanlar mı? Elbette. Yani insanlar derece derece. İnsan var. Mesela şurada bunu görmemiz mümkün olabilir. Hı hı. İmam-ı Gazali Hazretleri bize bir işaret veriyor. Övülmek ve yerilmek. Karşınızdaki tarafından övülmek veya alçaltılmak, yerilmek, tenkit edilmek, eleştirilmek. Karşısında dört türlü tavır var. İnsanlar dört şekil davranır. Birincisi şu. Öveni över, sövene söver. Hayvan ahlakıdır. Hı hı. Öyle bozuk bir ahlak ki kendisini övünce dost kabul eder, o da onu över. Hani Erzurum'da iki kişi oturmuş karşı karşıya, kahvede oturuyorlar. Biri demiş ki, valla demiş bu Erzurum'da iki tane adam gibi adam var demiş. Biri sensin demiş. Ötekini bana söyletme şimdi demiş, ayıp olur. O da sen de beni öv diyor ya, birbirlerini idare ediyorlar. Öveni över, sövene söver. Öveni dost kabul eder, söveni düşman kabul eder. Bir tenkit aldığı zaman bu bana düşman der mesela. Hı hı. Hayvan ahlakıdır. Bunu geçelim. Üstünde, alttan ikinci. Övülmek hoşuna gider. Yerilmek gücüne gider. Ama teraziyi denk tutar. Adil davranır. Övdü diye dost olmaz, yerdi diye düşman olmaz. Hükmünü kitaba göre verir. Yani adaletle davranır. Hoşuna gitmesine rağmen övülmek ve yerilmek gücüne gitmesine rağmen. Salih Müslümanın ahlakı budur. Üstünde övülmek ve yerilmek müsavi. Hiç etkilenmez. Donmuş deniz gibidir. Övseniz de yerseniz de. İçinden bile geçirmez yani. Geçirmez. Hiç etkilenmez. Deniz gibi donmuş deniz. Evliyanın ahlakıdır. İç sesi suskun. Peki bunun üstünde ne olabilir? Dördüncüyü söylemedin. Bunda yukarıda ne olabilir? Övülmekten dolayı rahatsız olur. Tenkil edilmekten memnuniyet duyar, teşekkür eder. Seçilmiş evliyanın, havassul havasın ahlakıdır. Şimdi birisi size ikaz etmeyecek, yanlışınızı size söylemeyecek de, siz bunu nasıl düzelteceksiniz? Bunun başka bir yolu var mı? İnsan kendi ilacına, kendisine faydalı olacak ilaca karşı çıkarsa bundan büyük ahmaklık olur mu? İşte bu kabul edebilmeye, yani ameliyata yanaşmayan hastaya ne denir artık? Ya kardeşim patlayacak apandisitin işte gidiyor, yani bunu saatler sayılıyor ve adam da diyor hayır bıçak falan istemiyorum, ameliyat istemiyorum. Buna benzer bir durum. İlacı kabul etmeyen hastaya kimse faydalı olamaz. İnat ve kibir hakikate karşı en büyük perdedir. Bundan mutlaka kurtulmak için çalışmak lazım.